Herkese merhaba arkadaşlar. Bendeniz Abdullah Gise, DevKosay Bilişim'in kurucusuyum ve DevKosay Bilişim'de çözüm mimarı olarak görev alıyorum. Bu video ile birlikte Azure Machine Learning Studio üzerinde Machine Learning demo serisine başlayacağız. İlk örneğimiz Classification, yani sınıflandırma. Senaryomuz, özelliklerini bildiğimiz müşterilerimizin bizden bisiklet alıp almayacağını önceden kestirme ile ilgili olacak. Elimizde daha önceki müşterilerimize ait veriler var. Hangi özellikteki müşterinin bisiklet alacağını, hangi özelliklerin almayacağını kaydetmişiz. Bu bilgileri kullanarak özelliklerini bildiğimiz yeni bir müşterinin bizden bisiklet alıp almayacağını kestirmeye çalışacağız. Öncelikle Machine Learning Studio'yu birazcık tanıyalım. Machine Learning çalışmaları Data Science başlığı altında inceleniyor. Eğer siz Microsoft ürünleriyle Data Science yapmak istiyorsanız birçok çözüm mevcut. Bunlar şirket içi çözümler olabilir, bulut tabanlı çözümler olabilir veya diğer başlığı altında incelediğimiz çözümler olabilir. Bu çözümlerle ilgili biraz daha detaylı bilgiye makalemden ulaşabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz linkten ve videonun altına koyacağımız linkten bu bilgilere ulaşmak mümkün. Bu videoda odaklanacağımız ürün bulut tabanlı bir ürün. Azure Machine Learning Studio Classic diye geçiyor. Daha çok kod yazmadan sürekli bıraklarla Machine Learning yapmanızı sağlayan bir ürün. Dilerseniz R ve Python kodlarıyla da Machine Learning yapabilirsiniz. Azure Machine Learning Studio güçlü bir ürün olsa da daha çok küçük ve orta ölçekli projeler için veya Machine Learning'i öğrenmek için ideal bir ürün diyebiliriz. Bunun yerine daha gelişmiş Azure Machine Learning isimli başka bir servis daha var. Bundan da birazcık bahsediyor olacağız. Yine makalede bunun detaylarına erişebilirsiniz. Azure Machine Learning Studio üyeliğini nasıl aktif edebilirsiniz? studio.azuremel.net sitesine giriyoruz ve eğer üye değilseniz sign up linkiyle bir Outlook hesabınızı kullanarak üye olabilirsiniz. 3 tür üyelik söz konusu. Aylık kişi başı 10 dolar maliyeti olan standart bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. 8 saatlik misafir workspace oluşturabilirsiniz. Veya belli kısıtlarda ücretsiz bir workspace aktif edebilirsiniz ve burada çalışabilirsiniz. Ben sizinle aynı olsun diye kendi kişisel Outlook hesabımla bir free workspace oluşturdum ve bunun üzerine çalışıyorum. Sizler de buradan ilerleyebilirsiniz. Öğrenim amaçlı olarak burayı kullanabilirsiniz. Üyelikleri şöyle hızlıca karşılaştırmak istersek eğer free tarafa bir bakarsak 10 GB'lık bir alan veriyor bize. Bir machine learning çalışmasına experiment deniyor. 1 saatlik her bir experiment için 1 saatlik çalışma süresi bize tanıyor. Experimentlarda veriyi okumak ya da bir algoritma eğitmek bunların tamamı modül dediğimiz taskler halinde bulunuyor. Bunlardan da bir her bir deneyde 100 tane kullanma hakkımız var. Arka tarafta bizim için tek bir notluk makine çalışıyor. Yine de bir hayli hızlı olduğunu söyleyebilirim. Eğer standart tarafa geçerseniz de sağ tarafta gördüğünüz gibi çeşitli özelliklerde bu hizmeti kullanabilirsiniz. Azure ML Studio üzerinde neler yapabilirsiniz? Deneyler oluşturabilirsiniz. Her bir machine learning çalışmasını biz deney diyoruz. Bu deneylerle modeller eğitebilirsiniz ve trained model kısmında bunları kaydedebilirsiniz. Daha sonra bu eğitilmiş modellerden web servisler yapabilir ve uygulamalarınız içerisinde bu web servise erişerek tahminlemeler yapabilirsiniz. Yine burada notebook açmak mümkündü eskiden. Şimdi yavaş yavaş artık bu notebook üzerinde buradan kaldıracaklar. Bununla ilgili de uyarılar gelmeye başladı. Ama isterseniz bir Jupyter notebook aktif edip üzerinde Python kodlarıyla çalışmanız da mümkün. Ve datasetlerinizi yani verilerinizi çeşitli formatlarda burada depolayabilirsiniz. Yine dataset kısmından bunlara erişebilirsiniz. Kaydettiğiniz bu datasetlere eksperimentlerden kaydedilmiş datasetler bölümünden erişebiliyorsunuz. Biz de elimizdeki CSV dosyasını buraya kaydedeceğiz ve experiment kısmında erişerek modelimizi eğiteceğiz. Arkasından eğitilmiş bu modelden bir web servis yapacağız ve bir web arayüzünden ve bir Excel yardımıyla bu web servise bağlanıp tahminlemeler yapacağız. Azure Machine Learning Studio üzerine bir experiment başlattığımızda sol taraftaki menüden ilgili modülleri sürükleyip birbirine bağlıyoruz ve neredeyse hiç kod yazmadan Machine Learning yapabiliyoruz. Ancak Machine Learning Studio'nun yeteneklerini biraz daha genişletmek isterseniz Python, R ve SQL dillerini kullanabiliyorsunuz. Buna yazabileceğiniz modüller de mevcut. Bu modüller yardımıyla kendi kodlarınızla da Machine Learning yapabilirsiniz veya veriyi temizleyebilirsiniz, dönüştürebilirsiniz. Azure Machine Learning Studio ile çeşitli Machine Learning problem tiplerine çözümler bulabilirsiniz. Mesela regression yapabilirsiniz. Yani bir sayı tahmin edebilirsiniz. Mesela müşterilerinizin taleplerini önceden kestirebilirsiniz. Veya bir anomaly detection yapabilirsiniz. Yani normale uymayan bir durum varsa bunu önceden tespit edebilirsiniz. Mesela bir dolandırıcılık var mı? Bu tespit edilebilir. Veya clustering yapabilirsiniz. Yani elinizdeki verileri benzerliklerine göre gruplayabilirsiniz. Mesela müşterilerinizi bu yöntemle segmente edebilirsiniz. Veya classification yapabilirsiniz. Elinizdeki verilerin daha önce tanımını bildiğiniz hangi sınıfa düşeceğini önceden kestirebilirsiniz.
Az önce Machine Learning Studio'nun öğrenim amaçlı veya küçük orta ölçekli projeler için uygun olduğunu söylemiştik. Neden böyle? Çünkü az önce Machine Learning Studio üzerinde çok fazla kod yazmaya gerek yok. Sürükle bıraklarla Machine Learning yapmak mümkün. Dolayısıyla bir Machine Learning akışının nasıl olduğunu anlayabiliyorsunuz kolay bir şekilde. Kod karmaşasından da kurtulmuş oluyorsunuz. Tabi dilerseniz R, Python ve SQL dilleriyle kod yazmak da mümkün. Ancak genelde modüller zaten yeterli olduğu için birçok projede neredeyse hiç kod yazmadan Machine Learning yapabilirsiniz. Ayrıca Machine Learning Studio'da size dedike bir makine yok. Ortak havuzu kullanıyorsunuz. Dolayısıyla büyük çaplı projelerde uzun süren eğitimler ortak havuzdaki işlemci gücüyle istediğiniz sürede bitmeyebilir. Azure Machine Learning servisinde ise hem arayüzle çalışmak mümkün, hem Python kodlarıyla notebooklar üzerinde çalışabiliyorsunuz, hem web servisler için hem modeli eğitmek için kendinize özel makineler ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca AutoML gibi, HyperDrive gibi Machine Learning süreçlerini hızlandıran özellikleri kullanabiliyorsunuz ve dilerseniz resim etiketleme projelere başlatabiliyorsunuz. Bu servis için Azure üyeliği gerekli. Azure Machine Learning Studio'da böyle bir üyelik gerekli değildi. Kendi kişisel Outlook hesabınızla ücretsiz bir üyelik başlatabiliyordunuz. Fakat Azure Machine Learning kullanmak için portal.azure.com üzerinden bu servisi aktif etmeniz gerekli. Bunun için de bir Azure üyeliğine ihtiyacınız olacak tabii ki. Senaryomuza şöyle bir göz atalım. Elimizde bir takım bilgiler var. Müşterilerimizin çeşitli özellikleri var. İşte müşterinin key var, yaşı var, cinsiyeti var, kaç arabası olduğu, evlilik durumu, çocuk sayısı, geliri ve bizden bisiklet almış mı, almamış mı bilgisi mevcut. Burada bisiklet alıp almama bilgisini 1-0 şeklinde tutuyoruz. Bisiklet alıyorsa 1, almıyorsa 0 şeklinde tutuluyor. Biz bu bilgileri kullanarak bir deney başlatacağız ve problem tipimize uygun bir algoritma seçerek model eğiteceğiz. Buradaki problem tipimiz classification arkadaşlar. Classification'da elimdeki verilerin tanımını önceden bildiğim grupların hangisine düşeceğini anlamaya çalışıyorum. Bu örnek tam olarak two class classification diye geçiyor. Yani iki sınıf var. Bisiklet alanlar sınıfı ve almayanlar sınıfı. Ben müşterilerimin özellikleriyle algoritmayı eğiterek hangi özellikteki müşterinin bisiklet alacağını, hangi özelliktekilerin almayacağını anlamaya çalışıyorum ve bunun desenini çıkartıyorum. Bu desen eğitilmiş modelde oluşuyor. Ve ben bu eğitilmiş modelden dilersen bir web servis yapıyorum. Daha sonra uygulamalar üzerinden bu web servise bağlanarak özelliklerini bildiğim yeni bir müşterinin benden bisiklet alacak mı, almayacak mı diye önceden tahmin etmeye çalışıyorum. Bu sayede bir kampanya düzenleyeceksem veya bir reklam düzenleyeceksem en az maliyetle doğru kitleye ulaşabiliyorum. Hemen demomuza geçelim ve bu işlemleri Azure Machine Learning Studio üzerinde yapalım. Öncelikle daha önce bizden alışveriş yapmış olan müşterilerin bilgilerini tuttuğum CSV dosyasını buraya ekleyelim. Sol taraftaki artı butonuna geliyorum. New diyorum. Datasetler kısmına geliyorum. From local file diyorum ve dosya seç diyerek bu Bike Buyer CSV dosyasını ekliyorum. Birazdan içeriğinde ne olduğuna bakacağız. Dosyanızın formatını aşağıdaki listeden seçebilirsiniz. Bizimkisi CSV formatı ve bir başlığı var. Dolayısıyla uygun format bu. Okey diyerek onaylıyorum. Veriyi yükledik. Okey diyerek şu mesajı kaldıralım. Sol tarafta arkadaşlar Experiment bölümünde deneyleri başlatacağız. Datasetimiz Datasetler kısmına yüklenmiş durumda. Dataset kısmına geldiğimiz zaman Bike Buyer CSV'sini burada görüntüleyebiliyoruz. Experiment kısmına girelim ve deneyimizi oluşturalım. Bu deney sonucunda eğittiğimiz modeller Trained Model kısmına gelecek. Ve daha sonra biz bir web servis oluşturacağız. Ve bu web servis eğitilmiş modeli kullanarak tahminleme yapmamızı sağlayacak. Uygulamalar üzerinden gönderdiğimiz verilerle bu web servisten sonuçları alabileceğiz. Experiment kısmındayız. Hemen yeni bir deney oluşturalım. New diyorum. Burada dilerseniz Machine Learning Studio'nun galerisindeki diğer Machine Learning çalışmalarını inceleyebilirsiniz. Onları kendi çalışma ortamınıza aktarabilirsiniz. Belki bir kısmını kendi projenize kullanırsınız. Belki bir kısmını da Machine Learning detaylarını öğrenme amaçlı inceleyebilirsiniz. Hemen biz blank experiment diyerek boş bir deney açacağız. Deneyimize bir isim verelim. Deneyimizin adı Bike Buyer olsun. Gördüğünüz gibi ortam çok anlaşılır. Sol tarafta çeşitli modüller var. Bu modüllerden ihtiyacım olanı sürükleyip ortaya atacağım ve modüllere tıklayıp sağ taraftaki pencereden özelliklerini değiştirebileceğim. Öncelikle az önceki attığım CSV dosyasına bir ulaşalım. Bu Save Dataset bölümünde My Dataset kısmında yer alıyor arkadaşlar. Hemen bakın Bike Buyer CSV dosyası burada. Şöyle sürükleyip attığım zaman bu verileri inceleyebilirim. Hemen şu modülün altındaki bir numarayı sağ tıklayarak download diyebilirsiniz. Böylece CSV dosyasının içeriğini indirebilirsiniz veya visualize diyebilirsiniz. Ne tür veriler olduğunu inceleyebilirsiniz. Visualize dediğimde
CSV dosyasının içeriğini burada görüntüleyebiliyorum. Toplam 18.484 satır varmış ve 14 kolon varmış. Bunlar customer key, age, commit distance vesaire vesaire diye gidiyor. En sonunda da bike buyer diye bir kolon var. Burada da arkadaşlar iki değer söz konusu. Bisiklet alanlar için 1, almayanlar için 0. Buradaki kolonları sağ taraftaki görselden inceleyebilirsiniz. Örneğin Total Children kısmına gelelim. Bakın mesela buradaki toplam çocuk sayısı maksimum 5 çocuk varmış. Minimum 0 çocuk ve 6 farklı değer mevcutmuş. Region kısmına geldiğim zaman da 3 farklı değerin mevcut olduğunu görüyorum. Bu şekilde missing value var mı? Yani bir null değer var mı? Görüntüleyebilirim. Bu feature'ın veri tipini buradan teyit edebilirim. Feature, kolon, domain, attribute bunların tamamı aynı anlama geliyor. Yani bu CSV dosyasındaki kolonlardan bahsediyoruz demektir. Bunların veri tiplerini doğru anlamış mı anlamamış mı diye burada kontrol etmeniz lazım. Eğer doğru değilse o zaman modüllerden bu veri tiplerini dönüştüren modüllerimiz var. Mesela edit metadata. Bunu kullanarak veri tiplerini değiştirebilirsiniz. Ben veri setini daha önceden bildiğim için şu anda veri tiplerine bir problem yok. Ancak edit metadata task'ini kullanarak bu kolonlarla ilgili bir takım ayarlamalar yapıyor olacağız. Machine Learning çalışmalarının ilk aşaması veriyi düzenleme aşamasıdır. Burada arkadaşlar sonucu tahmin etmem faydalı olmayacak kolonları kaldırmam lazım. Kolonlardan yeni kolonlar türetmem lazım. Aynı anlama gelen kolonlar varsa bunları elemem lazım. Buna benzer çalışmalara Feature Engineering deniyor. Daha birçok yöntem mevcut ama temel olarak bu çalışmalar yapılıyor. Machine Learning Studio verileri düzenlemek için bazı araçlar sunsa da çok kolay çalışamayabilirsiniz. O yüzden verileri dışarı temizlemek daha pratik gelebilir. Şimdi burada arkadaşlar biz customer key diye bir alan var. Bu alanı kaldırmak istiyoruz. Customer key alanı çünkü müşterinin numarası alanı müşterinin bisiklet alıp almayacağını belirleyebilecek bir alan değil. Konuyla ilgili bir şey değil. Müşterilere ait unik bir değer sadece bu. Dolayısıyla biz bu customer key alanını bir defa algoritmamıza vermeyeceğiz. Bunun dışında bir örnek olarak da yaşlar üzerinde çalışalım. Yaşları da çeşitli gruplara ayıralım istiyorum. İşte 40 yaşına kadarki olanlar genç olsun. İşte 40-55 orta yaş olsun. 55 80 arası yaşlı, 80 sonrası ileri yaşta olsun. Böyle bir gruplandırma yapmak istiyorum. Çünkü ben diyorum ki hani bir kişinin 51 olması ile 52 olması arasında bisiklet alıp almayacağını etkileyen çok fazla faktör yok. Bunları yaş gruplarına ayırarak sonucun daha iyi tespit edilebilmesini sağlamaya çalışıyorum. Verileri inceledikten sonra çarpı ile bu pencereyi kapatabilirsiniz. Şimdi biz customer key alanı almayacağımızı söyledik. Diğer kolonları alacağız. Dolayısıyla öncelikle Machine Learning çalışması için kullanacağımız kolonları seçelim. Bunun için hemen Search kısmından ilgili modülü tarayabilirsiniz. Select diye aradığınız zaman Select Column in Dataset diye bir task var. Şu şekilde biraz daha açalım. Şunu da şöyle indirelim. Select Column in Dataset ile Dataset'ten istediğiniz kolonları seçebiliyorsunuz. Şu şekilde yukarıdaki modülü aşağıdaki modüle bağlamak isterseniz bağlanabilecek yerler yeşil oluyor. Üzerine bıraktığınızda bağlayabiliyorsunuz. Select Column in Dataset modülünü seçtim. Sağ taraftan hemen özellikler penceresinden Launch Column selektörü tıklıyorum. Ve ilgilendiğim kolonları şu şekilde Shift'le seçip sağ tarafa alıyorum. Seçilmiş kolonlar bunlar. Customer Key ile ilgilenmeyeceğim. Bunu Machine Learning modeline göndermeyeceğim. Çalışmamın dışında olan bir kolon bu. Sonucu tahmin etmeme fayda sağlamıyor çünkü. Onayladım. Bir sonraki adımda yaş kısmında bir gruplama yapacağımı söylemiştim. Bunun için hazır bir modül var. Şöyle grup diye yazarsanız eğer Group Data Into Bins diye hazır bir modül var. Burada yaşlarınızı çeşitli gruplara, kategorilere ayırabilirsiniz. Ancak biz bir modül içerisinde kod yazabileceğimizi de gösterebilmek için farklı bir teknik uygulayacağız. Dilerseniz R modülüyle dilerseniz Python modülüyle, dilerseniz SQL modülüyle bu işlemleri yapabilirsiniz. Yani ben R, Python ve SQL komutlarını kullanarak veriyi düzenleyebilirim. R ve Python yardımıyla makine öğrenimi yapabilirim veya çeşitli görseller oluşturup bunları bir yerlere kaydedebilirim. Şimdi bu örneğimde ben Apply SQL Transformation'ı kullanacağım. SQL dili yardımıyla bu gruplama işlemini yapmak istiyorum. Burada 3 tane giriş var. Bunlar Table 1, Table 2 ve Table 3 diye görünüyor. Yukarıdaki dataset'i alıyorum. Bunlardan bir tanesine bağlıyorum. Table 1'e bağladım. Hemen sağ tarafta bakın burada Select Yıldız From diye bir örnek yazılmış. Burada ihtiyacım olan Select sorgusunu yazacağım. Ve şu çıktıdan o sonucu alabileceğim.
Select column in dataset kısmında kolonlar vardı. Bunları bir daha yazmamak için şöyle uzun uzun şuradan kopyalayalım. Tekrardan apply transform işine geçiyorum. Şuradaki küçük pop-out linkini tıklayarak pencereyi büyütüyorum. Ve select sorgumu yazmaya başlıyorum. Şu şekilde kolonları bir yapıştıralım. Şöyle okunaklı hale getirelim. Evet. Şimdi yaşla ilgili de bir gruplama yapacağımızı söylemiştik. Bunun için bir case yazmak istiyorum. Diyorum ki when age dediğim şey 40 eşit ve küçükse bu gençtir. Eğer when age dediğim 40'tan büyük ve age dediğim 55'ten küçük ve eşitse orta yaş olsun. 55 ile 75 arasındaysa yaşlı olsun. 75 ile ya da şöyle yapalım. Direkt 75'ten büyükse ileri yaş olsun. Ve şuradaki age kolonunu kaldırıyorum. Buraya da bir isim verelim şöyle. Age grup olsun bu. Şu şekilde select sorgumu hazırladım. Onaylıyorum arkadaşlar. Şimdi belli aralıklarla çalıştırırsanız modülleri birbirine bağlarken kolaylık olur. Çünkü siz çalıştırdığınızda arka tarafta bir metadata oluşuyor ve bu metadata bağladığınız modüllerce okunuyor. Arayüzler size bazı konularda yardımcı oluyor. Deneyi çalıştırmak için aşağıdaki run butonunu da kullanabilirsiniz. Veya ilgili modüle kadar çalışsın diyorsanız eğer sağ tıklayıp modülü Run Selected diyebilirsiniz. Bakın şu anda Select Column in Dataset ve Apply SQL Transformation çalışacak. Run Selected diyerek bunları çalıştıralım. Sonuca bir bakalım. Visualize diyelim. Age grubumuz oluşmuş. Orta yaş diye şöyle görüyorum. Genç, yaşlı. Evet. Ve ileri yaşta muhtemelen var. Fakat şu an listede görünmüyor. Age grubu da oluşturduk. Çarpı ile çıkıyorum. Şimdi tabii şuradaki şeye dikkat çekmek istiyorum. Buradaki bütün kolonlar arkadaşlar kesikli verilerden oluşuyor. Hatta en sağa doğru gelirsem buradaki yıllık gelir bile kesikli veri. Kesikli veri ne demek? Verileri biz bir bakış açısına göre ikiye ayırabiliriz. Kesikli veriler sürekli veriler diye. Kesikli veriler tanecikte olur ve sayılabilir. Mesela insan sayısı bir kesikli veridir. Hani 1,5 insan demeyiz ama 1, 2, 3, 4 insan diyebiliriz. Ardışık gelen değerlerin ortalamalarını aldığınız zaman mesela anlamsız bir şey çıkıyorsa bu bir kesikli değerdir. Veya da sayarak elde ediyorsanız bu bir kesikli değerdir. Sürekli değerler ise ölçülür. Mesela boy ölçülür, ağırlık ölçülür. Ardışık gelen değerlerin ortalamalarını aldığınız zaman da anlamlıdır. Buradaki bütün kolonlar arkadaşlar kesikli değerlerden oluşuyor. Çocuk sayısı, bölge, araç sayısı, ev sayısı vesaire falan. Bunlar kesikli değerlerden oluşuyor. Algoritma buradaki değerleri sürekli algılamasın diye, özellikle sayısal değerleri sürekli bir değermiş gibi algılayabilir. Öyle algılamasın diye biz bunları kesiklidir diye etiketlememiz gerekiyor. Bunun için edit metadata diye bir modülümüz var. Bu modül yardımıyla kolonlarla ilgili bir takım ayarlamalar yapabiliyoruz. Hemen şuradaki result datasetimizi alalım ve modülümüze bağlayalım. Sağ taraftan da launch column selector diyerek işlem yapacağımız kolonları seçelim. Tüm kolonları seçmek istiyorum. Sağ tarafa aldım. Onayladım. Bu kolonlarla ilgili, bu seçtiğim kolonlarla ilgili neler yapabilirim? Veri tiplerini değiştirebilirim. İşte bu bir string'tir, integer'dır, floating point'tir, boolean'dır, date time'dir, time span'dir diye veri tipini değiştirebilirim. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu yaptığımız işlem tüm kolonlara uyguluyor. Dolayısıyla birden fazla edit metadata modülü kullanmanız gerekebilir. Veya bu seçtiğimiz kolonları kategorik yapabiliriz. Kategorik ise non kategorik olarak işaretleyebiliriz. Biz burada make categorical diyerek kategorik hale getireceğimizi söylüyoruz. Yani kesikli hale getireceğimizi söylüyoruz.
Dilerseniz bu fieldları, konumları, attribute'leri machine learning algoritmalarının daha iyi tanıması için etiketleyebilirsiniz. Yani mesela bu bir features'tır. Yani sonucu tahmin etmek için kullanacağım bir kolondur diyebilirsiniz. Veya label'dır. Evet, bu sonuçtur, bunu tahmin edeceğim diyebilirsiniz. Veya algoritmalarda çeşitli ağırlıklarda kullanacağım diyebilirsiniz. Veya bu özellikleri temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi burada bir değişiklik yapmayacağım. Çünkü zaten train ederken neyi tahmin edeceğimi söyleyeceğim için Machine Learning Studio nelerin features, neyin label olduğunu bilecek. Yukarıdaki kolonların isimlerini değiştirmek isterseniz yine virgüllerle burada belirtebilirsiniz. İsimde herhangi bir değişiklik yapmadan geçiyorum. Şimdi arkadaşlar Bike Pair datasetini hazırladık. Customer Key kolonunu kaldırdık. Age'i grupladık. Age Group diye bir konu oluşturduk. Ve Edit Metadata ile bunların kategorik olduğunu belirttik. Şimdi artık bir algoritma seçip onu eğitebiliriz. Öncelikle bizim algoritmanın başarısını anlayabilmemiz için veriyi ikiye ayırmamız lazım. Bunun bir kısmıyla modele eğiteceğiz, bir kısmıyla da model sağlıklı çalışıyor mu, başarılı çalışıyor mu diye kontrol edeceğiz. Tabii bu temel machine learning çalışması, yoksa aslında bazen verileri 10 parçaya da ayırabiliyoruz. Bunların bir kısmıyla modeli eğitip bir kısmıyla test edebiliyoruz. Ama sonuç itibariyle yine temelde ikiye ayrılıyor. Eğitip sonucunu bildiğimiz verileri nasıl tahmin ediyor diye bakıyoruz ve böylece modelin başarısını anlamaya çalışıyoruz. Datayı ikiye ayırmak istiyorsanız arkadaşlar hemen sol taraftan Split Data diye bir modülümüz var. Onu kullanabilirsiniz. Data setimi Split Data'ya bağlıyorum ve Split Data'yı seçip ayarlıyorum. Sağ taraftaki pencerede bakın Splitting Mode var. İsterseniz satır olarak ayırabilirsiniz. İsterseniz başka bir modül yardımıyla ayırabilirsiniz. Regular Expression kullanabilirsiniz veya Relative Expression kullanabilirsiniz. Biz Split Row kullanacağız. Burada hemen bakın Fraction Row Rows in First Output Dataset diyor. İlk output'ta ne kadarını çıkacağını belirtebiliyoruz. Burada bir yüzdelik değerdir aslında bu. Yüzde şöyle 0,8 yaparsam %80'i birinci kısımdan çıkacak demektir. %20'si de ikinci kısımdan çıkacak demektir. Genelde 50-50, 70-30 veya 80'e 20 şeklinde ayrılır. Biz 80'e 20 şekilde ayırdık. Hemen bir altta bir random seed verebilirsiniz. Yani bir kök değer verebilirsiniz. Sıfır haricinde bir değer verirseniz her defasında aynı satırları seçer ve modeli her defasında aynı satırlarla eğitmenizi sağlar. Ancak sıfır seçilirse sürekli farklı satırlarla karşılaşabilirsiniz ve her çalıştırdığınızda farklı eğitilmiş modellere ulaşabilirsiniz. Hemen bir alttaki stratified split özelliği ise şu. Seçtiğiniz kolona bakar ve bu kolonlardaki kategorilerde eşit sayıda satır olmasını sağlar. Buraya true dersek benden bir kolon istiyor. O kolonu seçtiğimde mesela diyelim ki bike buyer kolonunu seçtim. Bike buyer kolonunda bisiklet alanlar var ve almayanlar var. Alanlar ve almayanlar grupları için eşit sayıda örneklem olmasını sağlar. Eğer sizin modeliniz bir kategoride daha çok örneklem içeriyorsa sonuçta biraz daha çok olan kategoriye eğilimli çalışabilir. O yüzden biz burada kategorideki örneklem sayısının eşit olmasını isteyebiliyoruz. Şimdilik burayı false diyerek geçiyorum. Şimdi split data'nın birinci bacağında data'nın %80'i bulunacak ve biz bu kısımda modeli eğiteceğiz. Bunun için arkadaşlar hemen sol taraftan hatta şöyle menüden gidelim. Aşağılara doğru geldiğimiz zaman şöyle Machine Learning diye bir bölüm var. Machine Learning kısmında Initialize Model bölümü var. Initialize Model'de de çeşitli problem tiplerine göre ayrılmış algoritmaları görüyorum. Şöyle aşağıda bakalım. Mesela Anomaly Detection için iki tane algoritma var. Classification için gördüğünüz gibi birçok algoritma söz konusu. Clustering için bir algoritmamız var. K-mean algoritması. Regression için çeşitli algoritmalar mevcut. Biz Classification kısmı ile ilgileniyoruz. Buradaki algoritmalara şöyle bakarsak arkadaşlar, bir kısmı multi class'la başlıyor. Yani birden fazla class'a düşüp düşmeyeceğini tahmin etmenizi sağlayan algoritmalar burada. Bir kısmı da two class ile başlıyor. Bu da isminden anlayacağınız üzere probleminizde iki sınıf varsa kullanabileceğiniz algoritmalar. Bir de one versus all multi class diye bir şey var. Bu da her bir class'ın ikişerli class'lar halinde elenmesini sağlayan bir modül. Bizim ilgilendiğimiz kısım two class arkadaşlar. Two class'tan gördüğünüz gibi birçok algoritma var. Peki hangisini seçeceğiz bu algoritmaların? Algoritma seçimi için yaklaşık 10-15 neden sayılabilir. Bunlar algoritmanın lineer olup olmaması, parametre sayısı, algoritmanın varsayımının veri deseninizle eşleşip eşleşmemesi gibi nedenler, accuracy precision gibi metrikler olabilir. Algoritma seçimine bu videoda girmeyeceğiz. Ancak bununla alakalı birçok yönlendirme internette mevcut. Ne hangi durumda ne gibi bir algoritma kullanılacağına dair böyle basit cheat sheetler mevcut. Bunlardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Biz burada iki algoritma kullanalım. Daha hızlı eğitebileceğimiz logistic regression'ı ve sonrasında da biraz daha yavaş olan isabet oranı daha yüksek olabilecek Boosted Decision Tree'yi kullanalım. Öncelikle logistic regression'ı kullanacağız.
Dikkat ederseniz Logistic Regression'ın bir girdisi yok, bir çıktısı var. Bu bize bir untrained model veriyormuş, eğitilmemiş model veriyormuş. Bu modeli eğitmek için arkadaşlar aşağı doğru geldiğiniz zaman train kısmında train model diye bir modül daha mevcut. Bu modülün ilk girişi bakın untrained model istiyor, eğitilmemiş model. Burası da dataset istiyor. Yani biz burada algoritma çıktısını buraya veriyoruz, eğitilmemiş modeli. Yukarıdaki datayı da train olarak ayırdığımız %80'lik datayı da buraya bağlıyoruz. Train modelin yanında hemen bir ünlem var. Seçtik. Sağ taraftan launch column selektörden neyi tahmin edeceğimizi belirtiyoruz. Zaten bakın burada label column yazıyor. Yani ne tahmin edilecek? Bu tahmin edilecek olan adı label diye geçer. Label column tahmin edilecek. Buraya bike buyer diye yazıyorum. Eğer arada bir run etmiş olsaydım buradaki arayüz biraz daha kolaylık sağlayacaktı bana. Şimdi sadece konu ismimi yazmama izin verdi. Okey diyorum. Algoritmaların çeşitli parametreleri bulunur. Siz bu parametreleri bu algoritma modülüne tıklayarak değiştirebilirsiniz. Birçok parametre mevcut. Bazı algoritmalarda bir parametre görürsünüz. Bazı algoritmalarda 7-8 hatta 9 parametreye kadar çıkabilir. Bunları belli durumlar karşısında değiştiriyoruz. Ancak çoğu zaman deneme yanılma ile optimum değerlere ulaşabiliyoruz. O yüzden şimdilik bunlara dokunmayacağım. Yine bu konuda başka bir videonun konusu olacak. Train modelden sonra hatta şöyle yapalım. Öncelikle bir run edelim. Bir çalıştıralım bu kadar. Kısma kadar. Evet, modelimizi eğittik. Train modelinin çıktısına bakarsak gel, trained model diye eğitilmiş modeli verdiğini görebiliriz. Şurayı biraz küçültelim. Şimdi elimizde eğitilmiş model var. Bu eğitilmiş modelin başarısını önce bir anlamamız lazım. Eğer istediğimiz başarıya ulaşmışsa, yani tolere edebileceğimiz bir hataya sahipse, o zaman bu modeli yayınlayabiliriz. Başarısını nasıl anlayacağız? Şu split ettiğimiz noktada %20'lik kısmı şuraya ayırmıştık. Buranın sonucunu biliyoruz biz. Sonucunu bildiğimiz bu dataları model nasıl tahmin edecek onu bir görelim. Buna göre başarısını anlayabiliriz. Bunun için arkadaşlar Score Model isimli bir modelimiz var. Bu modelin iki girişi mevcut. Bir train model istiyor. O burada zaten bağladık. Bir de bizden dataset istiyor. Hemen şu yukarıdaki test datasetini de buraya bağlıyoruz. Tekrar çalıştıralım. Skorlama işlemi de tamamlandı. Skor sonuçlarını şu skor modelin çıktısından inceleyebiliriz. Skor dataseti sağ tıklayıp visualize derseniz eğer test datalardan hangileri nasıl tahmin edilmiş görüntüleyebilirsiniz. Mesela şöyle bir üstüne bakalım. Yaşlı grubundan evli iş arası 1-2 mil olan işte bekar bir kadın iki arabası varmış. Bu arkadaş şöyle sağ tarafa doğru gelelim. Bisiklet bizden almış. Şuradaki iki kolonda algoritmanın tahminlerini söylüyor. Score label ve score probability. Algoritma da zaten bisiklet almış olarak tahmin etmiş. Ve demiş ki %52 ihtimal bisiklet alır. Aşağı doğru baktığımız zaman birçok tahminin tutarlı olduğunu görüyoruz. Şurada mesela bir sapma olmuş. Bu arkadaş bisiklet alıyorken algoritma bunun almayacağını söylemiş. Aşağı doğru indiğimiz zaman yine bu almıyorken %55 ihtimal alacak demiş. Buradaki değerlere bakarak algoritmanın başarısını anlamak mümkün. Ama bunları tek tek incelemek çok ideal bir çözüm değil. Bunun yerine biz machine learning çalışmalarında algoritmanın başarısını anlayabilmek için çeşitli metriklere bakıyoruz. Bu metrikler problem tiplerine özgü metriklerdir. Değişebilir. Bu metrikler yardımıyla algoritma ne kadar tutarlı, ne kadar başarılı anlayabiliyoruz. Kabul görmüş çeşitli metrikler mevcut. Biz classification yapacağız. O yüzden classification metriklerine bakmak istiyoruz. Bunun için arkadaşlar yine Machine Learning grubunda Evaluate Model diye bir test var. Üzerine gelirseniz eğer Evaluate a Scored Classification or Regression Model with Standard Metrics diyor. Standart metriklere bakabiliyoruz. Nelerin? Classification ve Regression modellerinin standart metriklerine bu modül yardımıyla bakabileceğiz. Evaluate modeli sürükleyip atıyorum. Yine iki tane girdi istiyor. Bir skorlanmış dataset, bu da başka skorlanmış dataset. Biz bunlardan bir tanesini kullanacağız. Bu şekilde ilk gruba bağladık. İlk girdi diye bağladık ve run diyerek çalışıyoruz. Evaluate model sayesinde skorlanmış datasete bakarak daha özel standart metriklere ulaşabiliyoruz ve modelin kalitesini ölçebiliyoruz. Hemen evaluation result'u sağ tıklayıp visualize derseniz burada bir takım grafiklerin ve metriklerin olduğunu görebilirsiniz. Biz bu grafik ve metriklerin yorumlanmasını bir sonraki videoya bırakalım. Neler yaptığımızı bir özet geçelim arkadaşlar. Bizden alışveriş yapmış çeşitli müşteriler var. Bu müşterilerin bir kısmı bisiklet almış, bir kısmı almamış. Ben bu bilgilerle bir deney başlatıyorum ve bir model eğitiyorum. Bu model sonucunda bisiklet alanların ve almayanların desenini keşfediyorum. Böylece
Yeni bir müşteri benden bisiklet alacak mı, almayacak mı bunu önceden kestirebiliyorum. Şu anda biz sadece modeli eğitme kısmına kadar geldik. Bunun için tek bir algoritma kullandık. Logistic Regression algoritmasını. Bir sonraki videoda başka bir algoritma daha kullanalım ve bunların başarılarını karşılaştıralım. Sonrasında bu eğitilmiş modelden bir web servisi yaparak tahminlemeler yapalım. Azure Machine Learning Studio ürünü sürükle bırakla rahatça machine learning yapmanızı sağlayan bir ürün. Neredeyse hiç kod yazmadan machine learning yapabilirsiniz ama isterseniz R, Python ve SQL kodlarında kullanabiliyorsunuz. Azure Machine Learning Studio daha çok öğrenim amaçlı, küçük ve orta ölçekli projeler için ideal ama daha fazlasını yapmak istiyorsanız Azure portal üzerinden aktif edebileceğiniz Azure Machine Learning'i kullanmanızı tavsiye ederim. Orada kendinize özel makineler oluşturabilir. Jupyter Notebook üzerinde Python kodlarıyla veya isterseniz arayüzlerle machine learning yapabilirsiniz. AutoML, HyperDrive gibi çeşitli özellikler yardımıyla veya resim etiketleme gibi projeler yardımıyla machine learning süreçlerinizi topyekün yönetebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.